Herkese iyi akşamlar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı seçti ve kazananı arkada canlı yayında görüyorsunuz. Zafer konuşmasını yapmakta eşiyle beraber Alexander Stubb Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan kişi oldu. %51.6 ile rakibini yendi. Rakibi arkada da gördüğünüz üzere %48'i biraz geçebildi. 100 bine yakın bir oy farkı vardı. 98 bin kusurla Alexander Stubb seçimleri kazanmış durumda ve partisinin genel merkezinde zafer konuşması yapıyor. Teşekkür konuşması yapıyor diyebiliriz. Çünkü onlarda zafer konuşması diye bir terim yok. Bu durumda teşekkür konuşması yapıyor. Alexander Stubb'un seçim kampanyası bütçesi 1,5 milyon euro idi. Bağışlardan oluşan bir bütçeydi bu. Elbette partisi de bunu destekledi. Pekka Haavisto kazanamadı. O da bir teşekkür konuşması yaptı. Eşiyle beraber çıkıp teşekkür konuşması yapmaya, kendisi bilmeyenler için söylemek isterim. Kendisi eşcinseldir, yani azınlık, cinsel azınlığı mensup birisidir. Eşi erkek bir kişidir. Pekka Haavisto da erkek birisi. Elbette eşcinsel oldukları için ve bunların Finlandiya'da da yasal olduğu için bunları saklamaya ve gizlemeye gerek kalmıyor ve orada teşekkür konuşması yapmaya eşiyle, tırnak içinde söylüyorum, beraber çıkabiliyorlar. Farklı bir toplum. Avrupa'dan, Orta Avrupa'dan, Güney Avrupa'dan daha çok farklı bir toplum Finlandiya, İskandinav ülkeleri. Belki de kopmuşlar, dünyanın geri kalanından kopmuşlar. Bunu bilemeyeceğim ama bizler, bizim toplumumuz bunlara hala daha açık değil. Elbette Finlandiya'da da buna açık olmayanlar var. Aşırı sağcı parti bunları kabul etmiyor veya destekçileri kabul etmiyor. Açık açık sosyal medyada rastladım. Homo Cumhurbaşkanı istemiyoruz diyerek paylaşımlar yapanları gördüm. Yani ikiye bölünmüşler diyebiliriz ama kanunlar onlardan yana yapılmış, eşitlik olduğu için, hoşgörü olduğu için diyebileceğim, artık siz açıklayın bunu. Onların görüş açısından açıklamaya çalışıyorum. Elbette bizim görüş açım, bizim kültürümüze uygun değil bunlar. Bunları anlatırken de ben kabul ediyorum anlamında söylemiyorum. Eğer şu politikacı cumhurbaşkanı olsaydı gene utanılacak, onları manşetleri taşınacak bir özel hayatı olmazdı, taşımazlardı. Çünkü hali hazırda bu kişi Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı. Yani Dışişleri Bakanı olabilecek kadar ilerleyebiliyorlarsa ve bunlar medya da eleştirilmiyorsa, didik didik edilmiyorsa, Cumhurbaşkanı olunca hiç edilmez diyebiliriz. Kısaca böyle düşünebiliriz. Elbette herkesin bir sınırı olabilir, bilemeyeceğim. Aslında bu eşcinsel kişi düşünce yapısı olarak bu seçilen cumhurbaşkanından daha fazla destek görürdü, görür, öyle zannediyorum. Çünkü basit düşünürsek, şimdiki yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb, kendisi Finlandiya İsveçlisi, yani şöyle düşünürsek tam öz Finlandiyalı değil. Bir kere eksi olarak halk nezdinde annesine yazılıyor bu. İkincisi çok Amerikancı, aşırı Amerikancı, küreselcilerin adamı, çok onları övüyor, onlar gibi konuşuyor. Finceyi elbette ana dili İsveççeden biraz daha farklı konuştuğu için, şivesi farklı olduğu için çok fazla birazcık etkili değil. Elbette çok iyi konuşuyor ama sonuçta bir tipik Perus dedi. Öz Finli değil, onlar gibi konuşmuyor. Bunlar aslında onun hanesine eksi olarak yazılan şeyler ama diğer bir kişinin
eşcinselliği muhtemelen, ben öyle diyorum, oyların stopa gitmesine yol açtı. Sonuçta aşırı sağcı partiler istemeyerek de olsa bu kişiye, yani şimdiki Cumhurbaşkanı'na oy vermiş olabilirler diye ben sadece fikrimi söylüyorum. Böyledir diyemiyorum elbette. Finleri anlamaya çalışıyorum. Bu şekilde olmuştur diye düşünmekteyim. Çünkü ne de olsa bu eşcinsellik ne kadar da orada kanunlar nezdinde kabul ediliyor olsa da halkın kültürü hepsi buna hazır değil, eşitliğe hazırlar. Ama Cumhurbaşkanı olmasına, Cumhurbaşkanları olmasına hazırlar mı? Gördük, hep beraber gördük. Hazır değiller ama didik didik de yapmıyorlar bunun hayatını. Buradaki gibi yerden yere, burada olsa öyle olurdu diyorum. Çünkü olmadık şeyleri biz yerden yere vuruyoruz politikacıların cinsel hayatlarına vesairesini, her türlü aslında hiç konuşulmayacak şeyleri konuşuyoruz. Diyoruz ki bu politikacı olmasaymış, göz önünde topluma mal olmuş bir kişi deyip oradan çok fazla yükleniyoruz politikacılarımıza. Onu da söylemek isterim. Politikacılarımızı biraz savunmak isterim. Stup, dediğim gibi Amerikancık, global, Avrupa Parlamentosu'nda görev yapmış, başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış kendi ülkesinde birisi. Hatta benim kaç sene önce bilmiyorum, 15-20 sene önce bile onunla mail aracılığıyla yazışmışlığım vardır. Herhalde muhtemelen bu Avrupa Birliği adaylığı konusunda Türkiye'nin yazışmıştık. Bana cevap vermişti, mail aracılığıyla yazışmıştık. O şekilde yazıştığım halde ben pek bu kişiyi kendi fikirlerime yakın görmüyorum, göremiyorum nedense. Finlandiya açısından düşünsem de, Türkiye açısından düşünsem de bu kişinin doğru bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Bunda etkenlik diğer bir kişinin eşcinselliğidir diye ben belki kısadan böyle bir sonuca varıyorum. Onu da bilemeyeceğim. Başka birisi olsaydı, benim gönlümden geçen Ulrich Rehn idi. Maalesef onu partisi aday göstermedi. Bağımsız olarak katıldı seçimlere. Bağımsız olarak katıldığı için de elbette kendi partisinin desteğini alamadığı için ikinci tura kalamadı. Eğer ikinci tura o kişi kalsaydı muhtemelen bununla karşı karşıya gelselerdi o kazanırdı. İşte bu iki turlu seçimlerin sonuçları bunlar. Bunu halk ilk başta oy verirken çok iyi düşünmesi lazım. Tabii bilemiyorsunuz, düşünemiyorsunuz. Halk organize olamıyor. Sonuçlar bu çıkınca keşke deniliyor. Şuna verseydim oy, buna verseydim oy deniliyor. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı seçti. Alexander Stubb, Finlandiya'nın yeni cumhurbaşkanı. Umarım Finlandiya'yı daha kötü bir tarafa çekmez. Küreselci olarak görüyorum ben bunu. Bir kayıp olarak görüyorum diğer milletler. Bizim için de elbette bu düzenin değişmesini isteyenler için maalesef küreselciler Finlandiya'da kazandılar. Küreselcilerin kazanması beni burada biraz moral bozukluğuna itti. Moralim bozuldu. Elbette diğeri kazansaydı eşcinsel diye ben onu red etmezdim. Çünkü sonuçta eşcinselliği kendine ama düşünceleri Finlandiya ve bütün dünya için olumlu olarak gördüğüm bir kişi, mülayim, olumlu, yapıcı bir dışişleri bakanlığı yapmış ve politikacı biri zaten. Bu kişi Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye'nin kabul etmesinde büyük etken oynamıştır bu politikasıyla. Finlandiya sabah yeni bir güne uyanacak. Finlandiya yeni cumhurbaşkanıyla yeni bir güne başlayacak. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.